Evet, bugün bir gün arayla. Yani ben daha dün tıraş olmuştum. İkincisini yapacağım. Şimdi de iki günlük tıraşta karşınıza çıktım. Bence bu bir challenge olacak. Üç günlük tıraşı. Merhaba arkadaşlar. Xiaomi tıraş makinesini tanıttığım gün birkaç farklı yorum geldi. Doğrusu bu yorumlar beni de şüpheye düşürdü. Ben de uzun kullanım testi yapmaya karar verdim. Bu süre zarfında hem makineyi daha yakından tanıdım, daha iyi kullanıyorum artık, hem de o sorular üzerinde biraz çalıştım. Mesela tam sinek kaydı olmadı dendi. Mesela bununla her gün tıraş olman gerekiyor, iki günü geçiremezsin dendi. Boyunda tam verimli olmuyor dendi. Bir sürü yorumlar. Şimdi gelelim uzun kullanım testinden sonraki yorumlarıma. Bu arada geçen günlerde saçımı PowerTech'le tıraş etmiştim. Şu anları, favorileri, hatta üst kısımlarını da tekrardan tıraş ettim. Gayet de güzel göründü. Ne demek istediğimi video ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bu yeni halim, eski halimi de video içerisinde göreceksiniz. Farkı görürsünüz PowerTech'te. PowerTech neye yarıyor, ne için kullanıyorum daha çok, onu da görmüş olursunuz. Bu arada bu ürünün detaylı açıklama videosunu görmeyenleriniz varsa kartlarda açıklama kısmında vardır. Oradan gidip bakabilirsiniz. Öncelikle sinek kaydı yorumlarına gelelim. Arkadaşlar, sinek kaydı özel bir tıraş türüdür. Yani 40 yılda bir yapılan bir şeydir. Bazılarının da özel bir adı vardır. Mesela damat tıraşı. Damat tıraşı bir sinek kaydı tıraş türüdür ve özel adı vardır. Tek özelliği, diğer sinek kaydı tıraşlardan ayıran tek özellik 1-2 saat sonra evleniyor olmanız. Bu özelliğe sahipseniz biraz pahalı oluyor. Kültürel bir şey. Böyle bir kuralı var. Onun haricinde yani sinek kaydı dediğimiz jiletle bir kez böylece tıraş oluyorsun. Bir kez yukarı doğru tersten tıraş oluyorsun. Oluyor sana sinek kaydı. Yani şu şekilde sürdüğünde kayganlığın yanında bir de yukarı doğru sürdüğünde de kayganlık veriyor. Benim sakalım zaten bunu 1-2 saat devam ettiriyor. Ondan sonrası şimdi bu hale geliyor. Ben bu aletle 5 dakikada tıraş oluyorum arkadaşlar. Bu alet maksimum 5 dakika. Yani daha uzun zamanlardan kalma tıraşlardan videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. 3 günlük tıraşın videosunda belki biraz uzamıştır. Ama onun haricinde 5 dakikada tıraş oluyorum. Bir sinek kaydı tıraş 5 dakika mı sürüyor? Onun hazırlığıyla bunun hazırlığı bir mi? Onun imkanlarıyla bunun imkanları da bir değil. O yüzden kıyaslamamak lazım. Mükemmel, kültürümüzdeki sinek kaydı değil. Bunu PowerTech'te bile soruyorlar. Niye bunu anlatıyorum? PowerTech'i bile böyle sordular ya bana. Abi bu sinek kaydı yapar mı dediler. O yüzden bu kısmı detaylı olarak konuşuyorum. Benim kriterlerime göre iyi sinek kaydı yapıyor. Tabii ki berber arkadaşlarım veyahut kültürde damat tıraşının değerini çok önemseyen insanların beğenmeyeceği bir sinek kaydı ama benim kriterim şu, kriterimi de açıklayayım. Mesela siz bu makineyle sabahleyin tıraş oldunuz, askerde içtimaya çıktınız, komutan geri gönderip seni bir daha tıraş ettirmez. Rahat bir şekilde çarşı iznine çıkabilirsin. Ama sordukları için söylüyorum yine, PowerTech'te gider tıraş olursan, tamam mı? Komutan seni gerisin geriye gönderir, gider bir de jiletle tıraş olursun. Nereden biliyorum? Çünkü bunu yaşadım. Hafta sonu tatilleri çok seviyordum. Yani bir gün izinleri çok seviyordum. Buna rağmen bir saatime mal oldu. Bu o sınavdan geçer. Komutan sınavını geçer. Benim için kriter budur. Gayet de güzel yapıyor. Gelelim bu müthiş kriterimden sonra gün gün tıraş yorumlarına. Hani dediler ki bununla günlük, günübirlik tıraş olmanız gerekiyor. İki güne kalırsa zorlanırsınız. En doğrusu jilet dediler. Doğrudur. En doğrusu jilet olabilir. Ona bir şey diyemem. Ben üşengeç adamım, kolaycı adamım. Teknolojiyi benim hayatımı kolaylaştıracak şekilde kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bu aleti jiletle değiştirmem. Ama bunun da hakkını yememek lazım. İçime şüphe düşürdüğün için teşekkür ediyorum. Yine de o yorum yapan arkadaşa söylüyorum bunu. Ben denedim. Yani 3 günlük sakalım bile aklımdan geliyor. Zorlasam 4 günü de çıkarırdı ama gerek görmedim. Çünkü 3 günde bir tıraş gayet rahat bir zaman genişliği. 3 günde bir de tıraş ol. Eğer böyle tıraş olmayı istiyorsan. Bu aletin her şeyini sevdim ama gıcığıma giden bir şey kaldı. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi çıkarıyoruz. Tamam mı? Bunu tam takarken bakayım. Aa, tam taktım. Göstereceğim ya arkadaş. Tam takılmasına hemen. Vallahi tam takılıyor arkadaş ya. İki etti. Bir daha. Neyse. Demek ki ben yapamıyorum. Diyeceğim o ki mesela 3 tane başlık var. Şu ikisi takılıyor. Bu
hafif aralık kalıyor. Yani ben bunun olmasını istemiyorum, o yüzden birkaç denemede kapattığım oldu. Şu anda birkaç denemede üst üste kapattım ama doğru bir şekilde gösteremedim. Çok ilginç ya, gösteremedim. Problemi gösterememek de ayrı bir şeymiş. Bunu da tabii yeni bir yöntem keşfettim. Önce üzerine koyuyorum. Şöyle bir sallıyorum. Tık, yapıştırıyorum. Oturuyor. Ulan yine tek seferde oldu. Demek ki kusur yokmuş yani, sıkıntı yok. Uzun kullanımlar sonrasında bir de güzellik keşfettim arkadaşlar. Böyle ben tıraş olurken hızlı hızlı çevirerek tıraş oluyorum ya. Bunu yavaş hem hızlı hem de bastırarak yapıyordum. Yanağıma böyle bastırarak yapıyordum. Bunu tam bastırmadan, yüzeyden başlayarak yapınca, özellikle 3 günlük tıraşta yorumlarında göreceksiniz. 3 günlük tıraşta çok daha az acı veriyor. 3 günlük tıraş kolay bir şey değil. Hani çok da zor değil. İzleyeceksiniz birazdan. Kolay değil. Ama kolaylaştırmak için yüzeyselden başlamak çok işe yaradı. Ben artık günübirlik tıraşta bile yüzeyselle başlayıp o zevki yaşıyorum. Çünkü hiç acı vermemeye başladım bu sayede. Onun haricinde ben boyun kısmını çözdüm ya. Yani şu gıdıyı çıkarttıktan sonra orada bir tombulluk oluşuyor ya. Onun verdiği şeyle bir de yüzeysel çalışmayla bu boyun kısmı da çözülebiliyor. Mükemmel değil. Mükemmele yaklaşabiliyoruz. İlk başta daha acemiydim. Olmadı. Şimdi gelelim 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük tıraşlar ve esnasında yorumlar kısmına. Evet, bugün 1 gün arayla. Yani ben daha dün tıraş olmuştum. Dünkü tıraşın ikincisini yapacağım. Gayet rahat, hızlı yapabiliyorum. Bazı yöntemler keşfettim, onu da kullanırken söyleyeceğim. Hani boyun kısmında zorlanıyoruz, mükemmel sonuç almıyoruz diyorsunuz ya. Sanırım bir yol buldum. Oraya gelince onu da konuşacağız. Yani siz de bir deneyin. Bakalım. Yani şöyle. Yanağım yumuşak ve en mükemmel aldığı yer orası değil mi? Yani herkesteki cihazlar böyle. O zaman biz burayı da yumuşatmamız lazım. Mesela jiletle tıraş ederken böyle gerince daha iyi oluyor. Yani sertleştirildiğimizde daha iyi oluyor ama bunu da yumuşatmamız lazım. Yani şöyle bir gıdı yapmamız gerekiyor. Gıdı yapınca ya orada üçüncü bir insan çıkıyor. Onu tıraş ediyormuşum gibi. Oluyor ya, çok komik ama sonuç veriyor. Yani oraları bu şekilde şişmanlatıp gıdı çıkararak çok daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Yani bunu da deneyin derim ben. Şu an gerçekten kamera karşısında yapmak çok zor. Bir de zaten cihazdan çıkan seslerden de anlıyorsunuz. Orada artık sakal var mı yok mu? Orada bir sivilce var. Onu azı dürtmeyeceğim. Evet, birinci günün tıraşında acı çok az, zorlanma çok az, hızlı çevirebiliyorum. Yani günlük tıraş edince, bu cihazı günlük kullanabilirsiniz. Gerçekten 5 dakika bile sürmüyor. 5 dakika sürüyor benim tıraşım. Ki benim sakallarım serttir yani. Çok. Çoğu insanın sakalını temsil edebilecek bir sakal. Ya şu sakala. Daha ne diyelim yani. Makineyle 2 dakikada oldu. Evet. Çene kısmı belki biraz koyu görünüyor olabilir. Çeneyi az yapmışım sanırım. Seslerden belli. Birinci gün. Şimdi daha iyi oldu. Gayet güzel bir tıraş. Gayet rahat bir tıraş. Yani eğer ki zamanınız varsa, her gün 5 dakikanız varsa kolaylığı için günlük tıraşı tercih ederim. Bakalım. Bugünden sonra 2 günde bir tıraş olacağım. Onun da videosunu çekeceğiz. Bakalım onda nelerle karşılaşacağız. Sonra da 3 günü deneyeceğiz. Bence 3 gün maksimum olur. 4. günde nasıl... Ya belki 4'ü de deneriz ya. Bakalım. Evet, şimdi de 2 günlük tıraşta karşınıza çıktım. Burada
2 gündür tıraş olmayan bir sakal var. Başlıyoruz. Önce buradan başlıyorum. Çünkü burası zorlayan kısım. İçine henüz sakal girmeden, yani dişlileri daha boşken önce buraya müdahale etmesini istiyorum. O zaman sanki daha az tahriş ediyormuş gibi geliyor bana. Çevirme hareketini bazen böyle yapıyorum, bazen şöyle yapıyorum. Hani tersi tarafına da yapıyorum. Çünkü nerenin hangi açıya ihtiyaç duyduğunu bilemiyorum. Eliniz alışmış olabilir. Buna rağmen değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bak, zorlanmadım. Hani çeneden başladım. En zor kısımda başladım. Yorumlarda birisi yazmıştı. Birileri yazmıştı hatta. Her gün tıraş olmak lazım. Yoksa bunlardan iş çıkmaz cinsinden şeyler. Şu an ikinci günün tıraşındayım. Bunun üçüncü gününü de yapacağım. 3 günlük tıraşla da deneyeceğim. Şu an 2 gün gayet rahat. Bak, Adem kemiğinin, Adem elmasının çevresini gördünüz mü? Bayağı zorlu bir bölümdü ama iyi iş çıkardım ha. Buralar en zevkli kısımlar, buralar. Buralar. Kolay, hemen gidiyor ama en çirkin kurbağadan başlamak lazım. Biliyorsunuz, o kitabı okuyan var mı bilmiyorum ama şu Hitler bıyığımı da keseyim. Şurada bir sivilce vardı. 2 gün önce çıktı. Etrafından dolandım. Yani oradan alıp da nasıl diyeyim, diğer yerlere sürmenin bir anlamı yok. İçindeki şeyi. O yüzden sivilceli kısımlara pek dokunmamayı tercih etmiyorum. Tamam, artık zorlu kısımlar bitti. Şu diplere gelince dikey müdahale ediyorum. Tam favori şeklime göre oluyor. Hani sadece çevirme hareketine ihtiyaç duymuyor. Düz de oluyor. Çevirmeyi tavsiye ediyorlar. Hem sağ elimi hem sol elimi aşağı yukarı aynı rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu diş bıçağı kendi iş görüyor. Tıraş olurken de iş görüyor. Şimdi şöyle bir durum var. İlk tıraş olduğumda böyle hafif noktalar siyah siyah görünüyor ya. Bir 5 dakika sonra onlar bile kayboluyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Yani tıraştan bir 5 dakika sonra daha iyi tıraş sonucunu gösterebiliyor. Bir 5 dakika sonra bir daha bir kamera karşısına geçeyim bakalım. Ya ben daha fazla uğraşmam bir sakalla, işte bu. Sonuçta mükemmel olmak zorunda değilim. Doğuş öyle olunca sonradan müdahale etmeye gerek kalmıyor. Evet, yaklaşık 5 dakika sonra yanınıza geldim. Yani şuraya bak, zorladık ya. Hafif bir yanma var orada. Ama genel manada acısız bir tıraş oldu. Hani 2 günde bir tıraş olmaz diye bir şey yok. 2 günde de oldu valla, taş gibi. Hatta yani üşengeç biriyseniz süre farkı yok. Belki 1 dakika daha uzatmıştır. 2 günde bir yapabilirsiniz. Ama günlük yapınca fazla özenmesen bile, tık 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 yapsan bile sonuç alıyorsun. Orası güzel. Hani bir gün bir taraf kalıyor, öbür gün öbür tarafı düzeltiyorsun, öbür taraf kalıyor. Yani dengeleniyor, düzenli bir sakalın oluyor. 2 günde bir de onu yaparsa, ama her yere müdahale etmen gerekiyor. 3 günde bir de bakacağız ne göreceğiz. Evet, şimdi en zor kısma geldik. Bence bu bir challenge olacak. 3 günlük tıraşı. Şu an 3 günlük sakalım var. Gayet sert. Şu an jilet etkisi yaratabiliyor elimde. Ve bunu tıraş etmeye çalışacağım yine Xiaomi'nin cihazıyla. Başlıyoruz. Şimdi şu anda
bir düşük modda kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü sanırım biraz da yavaş yavaş, daha da yavaş yavaş yapacağım. Bakın ses ne kadar çoğaldı. Bir de hızlı deneyeyim bakalım. Evet, yavaş daha iyi. Kesinlikle yavaş yapması lazım. Oo, çok iyi. Yani vitesli olmasının anlamı ortaya çıktı. Sakalın boyuna göre de karar verilebiliyormuş demek ki. Bence güzel. Az önce acı veriyordu. Önce çeneden başladım yine. Biliyorsunuz en zor kısmı başta yapmak lazım. Vallahi güzel oluyor. Hani 2 günlük tıraş olmaz diyorlardı da. Şu an 3. gündeyim bak. 3 gün. Hatta saatler de geçti. Hani birebir saat de değil. 3 günden daha fazla. Daha zor. Daha uzun sürecek gibi. Ama mümkün. Yani 1. basamak için bence çok iyi. %23 kalmış. Şuralar. Yani bütün sakal buralarda olsaymış ya. En kolay yer burası. Yani jiletle de olurken en kolay yer bu yanak kısmı. Bu aletle de tıraş olurken en kolay yer bu kısım. Oo. Bayağı çekti. Bunun önüne geçmek için yavaş yapmak var. Sadece bu. Bir de yavaş modda. 1 günlük ve 2 günlük tıraşlardan hatırlarsanız hızlı hızlı çeviriyordum. Bunu yavaş yavaş. Yani göz yaşartıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ya 3 günün tıraşını gördükten sonra 4 de denenir bence. Ama değmez. Yani 3 günde bir de tıraş ol yani. Eğer bu şekilde tıraş oluyorsan 4 günde bir tıraş ol. Evet, hızı artırma zamanı geldi. Oh. Tertemiz. Şimdi favorilerde biraz uzama olmuş şunlar. Ben hemen bunları PowerTech'le 1 numara veya 2 numara artık o an önce 2 ile başlarım. 2 numarayla da tıraş ederim. Yani koronada kendi bakımımızda devam ediyoruz. Evet, berberler açıldı ama yani belli bir süre gitmeyeceğim sana. Aa, %0 oldu. Evet, yani geldiğinden beri tıraş etmiyordum. %0 olması gayet normal. Yani Çinlilerin elektriğini kullanıyordum şimdiye kadar. Artık şarj edip bu tıraşa devam edeceğiz bakalım. Daha bitmedi. Şu an, evet, yaklaşık 1,5 saatte şarjı tam dolu hale geldi. %100. Devam ediyoruz. Hızlı modda hemen kalan kısımları da halledip 3 günlük tıraşında olayını bitirmiş oluyoruz. Adem elması olayı biraz acılı oluyor. Geçen sefer biraz acısız sürdü. O yüzden fazla ısrarcı olmuyorum. Mesela şunu da dikkat ettim. Şarjı azken gücü düşmedi. Bir anda yani şok etti beni bitince. O yönü iyi. Ama %20'yi görmüştüm başladığımda. Bir anda bitmesi kötü. Tabii ilk batarya hani... Böyle şeyler olabiliyor ilk dolumlarda. Şimdi tam bir dolum yaptırdım. Bundan sonra tam performans bekliyorum. Xiaomi'cim. Evet, bence... Burada biraz bir şey var. Evet. Yakalandım dostum. Ya, buralar çok iyi. Bak bu çizginin bu çizgiyle fazla uğraşmadım. Geçen sefer tahriş ettim diye ama bu 3 günlük bir tıraştı. 3 gündür uzayan bir sakalı sinek kaydı tıraş etmeye çalıştım. Bence gayet güzel, gayet verimli çalışıyor. Yani ben normalde hani çok sık tıraş olan birisi değilim ama sırf bu cihaz hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için, daha fazla fikir edinebilmek için düzenli olarak tıraş oldum. Genel olarak 1 günde bir tıraş oldum. Çok nadir 2 günde bir tıraş oldum. Bir de denemek için sizin için
3 günde bir tıraş oldum. Oluyor. 2 günde bir de rahat ama günde bir yaparsanız olmaz süresi 5 dakikanın altına düşebilir. Orası çok hoşuma gidiyor. Yani üşengeç insanların, yani üşengeç insan da bununla çok rahat bir şekilde tıraş olabilir. Benim için güzel bir deneyim oldu. Dik durmasıyla, şarjıyla, Type-C ile ve vermiş oldu. Ya özellikle bir de yaz geldi. Rahatlık hissiyle çok hoşuma giden bir deneyim oldu, süreç oldu. Sizlerle de paylaştım hepsini. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Linki yine açıklamalar kısmında mevcut. Nereden alacağınızı biliyorsunuz. Başka inceleme videolarında, deneyim paylaşım videolarında daha görüşmek dileğiyle kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.